Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan kişisel verilerin korunması kanun tasarısının 15. maddesi hakkında konuşmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, görüşmekte olan 117 sıra sayılı kişisel verilerin korunması kanun tasarısının 15. maddesi şikayet üzerine veya re'sen kişisel verilerin koruma kurulunca inceleme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektedir. Grup önerimizde 15. maddenin 7. bendinde yer alan veri işlenmesi ve verilerin yurt dışına başkalarına aktarılmasında telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık şartlarına ilaveten açık rızanın ortadan kalkmasının eklenmesi teklif edilmektedir. Esasen kişisel verilerin rıza dışında işlenmesi veya başkalarına aktarılması getirilen bu tasarının ruhuna aykırıdır. O halde rızanın ortadan kalkması halinde verilerin işlenmesi ve başkalarına aktarılması da önemlidir. İfade edelim ki yüz yüze muhatap olduğumuz veri sorumlusuna güven ile oluşan emniyet hissi tarafımızdan da kabul edilen meşru menfaat ve rızanın sonucudur. Bu iki kavram getirilen tasarının tamamının temel kavramıdır. Tasarının 10. maddesinin C bendi meşru menfaat ve rızaen elde edilen kişisel verilerin kimlere ne amaçla aktarılabileceğine ilişkindir. Bu madde kendi içerisinde şüphe ve endişe barındırmaktadır. Şüphe ve endişeleri ortadan kaldırmak için yurt dışına veya başkalarına aktarılacak kişisel verilerin aktarma işlemi yapılmadan önce veri sorumlusu tarafından mutlaka ilgili kişinin yazılı rızasına bağlanmalıdır. Elde edilen kişisel verilerin başkalarına aktarılmasında başlangıcından sonuna kadar her kademede veri sorumlusu aranmak şartıyla zincir halinde belge düzenine kavuşturulması hususu ayrıca kanunda belirtilmesi gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, tasarının 15. maddesinin 7. bendi ile verilerin işlenmesinin başkalarına veya yurt dışına aktarılmasının hukuki şartları oluşsa dahi yapılacak işlemin durdurulup durdurulamayacağı kurulun ihtiyarına bırakılmaktadır. Halbuki bent içerisinde zikredildiği gibi açıkça hukuka aykırılık ortaya çıktığında veri işlenmesi veya aktarılması da hukuka aykırı olacaktır. Halbuki veri sorumlusunun yaptığı iş ve işlemler hukuka uygun olmak zorundadır. Yani açıkça hukuka aykırı bir durum ortaya çıktığında kurul bu hukuka aykırılığa rağmen isterse iş ve işlemin devamına karar verebilecektir. O zaman kurul hukuksuzluğa göz yumuş, hatta ödüllendirilmiş olacaktır. Kurulun töhmet altında bırakılmaması için bu ifadenin de düzeltilmesi gerekmektedir. Kurul tarafından hukuka uygun olduğu kabul ve tespit edilen bir husus ile ilgili şahıs tarafından hukuka aykırılık iddiasına da konu olabilir. Bunu açıklığa kavuşturulmak gerekmektedir. Çünkü kişisel verileri başkalarına aktarabilecek kurum ve kuruluşlar kamuya ait olduğunda bunun tespiti idari yargıya taşınacaktır. Özel sektöre ait olduğunda açıkça hukuka aykırılık iddiası nerede açıklığa kavuşturulacağı belirtilmemektedir. Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere kanun uygulamalarının kanun lafzına ve ruhuna uygun olması gerekmektedir. Getirilen tasarının 15. maddesinin 7. bendindeki sayılan şartların birlikte gerçekleşmesi halinde veri işleme ve yurt dışına aktarılması işlemin kurulca durdurulmasına karar verme yetkisi verilmiştir. Madde metnindeki birlikte gerçekleşme şartı grup önerimiz neticesinde oluşacak yeni metin doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. Şöyle ki grup önerimiz ile getirilen rızanın ortadan kalkması hali, telafisi güç ve imkansız zararların doğması hali, yapılacak iş ve işlemin açıkça hukuka aykırılığı ile ayrı ayrı kaynağı olabilecektir. Bu şartlardan hangisi
birinin varlığı veya açıklığı hukuka aykırılık teşkil edeceği belirtilmemiştir. Kurulun belirsizlikten kurtarılması